Klasisizm Ansiklopedisi'nde Sinan Özışık'la beraberiz. Nazmi Balasar, Vasfi Özçelik soruyor, Sinan Özışık yanıtlıyor, sayfaları çeviriyoruz. Sinan Hocam, rahatsız ediyor sizleri. Aileniz, kardeşleriniz ve siz sporcu bir aile olarak çok katkılarınız oldu. Ama benim size soracağım, hem şahıs olarak milli takıma girerek Türk atletizmine büyük katkılarınız oldu. Daha sonra aldığınız eğitimde yönetici ve idareci olarak olağanüstü katkılarınız oldu. Bunlar yatsınmaz. Birkaç tane sorum olacak. İsterseniz şöyle sıralayabilirim. Bir, kendinizi anlatmanızı rica ediyorum. İki, babanızı anlatmanızı rica ediyorum. Daha sonraki ara bir sorudan sonra da abiniz Işıl, Özışık'ı soracağım. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Babam Ankara'nın ilk yüksek mimarlarından. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdikten sonra Ankara'ya geliyor. Orada bahçeli evlerde bir arsa alarak müstakil bahçeli bir ev yapıyor. O arada abim sırık atlamaya başlıyor. Babam meraklı diye bahçeye sırık atlama havuzu ve pisti yaparak 6-7 yaşlarında da ben ağaç sırıklarla aynı yerde atlamaya başlıyorum ve bütün mahallenin çocukları bahçeli evlerdeki bizim evin bahçesinde toplanıyor ve mahalle rekorları olmaya başlıyor. Daha sonra abim 1956 yılından itibaren milli takım, 1960'ta 15 yıllık Muhittin Akın'a ait 4 birlik rekoru 4-10'la kırarak o sene yılın sporcusu seçiliyor birçok gazetede. Ben de o şekilde abimle beraber çalışmalara başlıyorum. 1963'te Yıldızlar Türkiye rekorunu kırıyorum. Toprak pist ve düştüğümüz yer talaşlı kum. O şartlarda ve demir sırık, metal sırıkla atlamalarımıza devam ediyoruz. 1965'te Gençler Türkiye rekorunu kırıyorum. 1964'te İsrail'e karşı ilk defa abi kardeş milli takımda yer alıyoruz ve bunu Hürriyet Gazetesi yarım sayfa olarak, resimli olarak o tarihlerde veriyor. Bu şekilde atletizm devam ederken iş hayatı, okul hayatı, siyasal bilgiler ve yoğun bir faaliyet içine girdiğim için fiberglasla atlayışlarımda muvaffak olamadım. Zaten kilom çok hafif olduğundan ithal edilen o andaki sırıklar 70-80 kiloların atlayacağı sırıklar olduğundan esnetemedim de o bakımdan fiberglas sırıkta muvaffak olamayarak iş hayatına atıldım. Hocam araya girdim. Cümlenizi böldüm. Özür diliyorum. O günün şartlarıyla bugünün şartlarını kıyasladığınızda çok büyük teknik malzeme farklılığı var. O günün Sinan Özışık'ın eline bugünkü teknoloji, bugünkü malzemeler verirse dereceler ne olurdu? Şimdi tabii büyük teknolojik değişiklikler, tartan pist, özel çivili ayakkabılar her branşa göre. Biz ayakkabımızı ayakkabı ölçüsü alınarak Flores Spor, Kamp Spor diye Ankara'da iki spor mağazası vardı. Ayağımızın ölçüsünü alır onlar yapar ve ayakkabının tanesi 750 gram 1 kilo arasında bir ayakkabı. Ve iyi şey yapamazsa o çiviler içeriden ayağınıza batar falan o şartlarla kuma düşerek çoğu da zaten belinden sakatlandı Çetin abiler falan. O şekilde yarıştık. Şimdi 4.80 dünya rekoruydu. Dombra'ya ait. Demir sırık, metal sırık. Arkadan 6.15-6.16'lar düşürüldüğü zaman o fiber sırık mancınık gibi insanı atıyor. Siz intibak ettiğiniz anda otomatikman zaten sırıklar tabii kilolara göre mancınık gibi atıyor. Siz kilonuzun üstündeki yüksek bir sırıkla atlarsanız çok büyük avantaj sağlıyorsunuz. Tabii teknolojik antrenmanlar, ondan sonra doping kontrolü yoktu. O anabolizanları falan alarak bir anda rekorlar 4.80'den 6 küsürlere geldi. Hani biz de makul bir artırma yaparsanız 60-70 santimlik yani 4.80 ve 5 civarında bir derece atlama kabili olurdu. Sinan abi merhaba. Şimdi Türk Atletizm'de özellikle Ankara'da babanızın yaptığı hizmetler, Ankara Amatör Atletizm'in kurulması ve daha sonrasında da hepimizin tanıdığı ve ona bir baba lakabı taktığımız Lasi Baba çok çok önemliydi Türk Atletizm'e, Ankara Atletizm'e için. Onunla ilgili güzel anlarınız olduğunu biliyorum ben. Anlatır mısınız bize lütfen? Lasi Baba önce Atatürk'ün emriyle Atatürk Orman Çiftliği ve Adana Çiftlikleri'nin kurulmasıyla kendisi Macar asıllı bahçe mimarı olarak Türkiye'ye geliyor ve büyük hizmetler yapıyor. Ondan sonra Macar ihtilali olunca geri dönmüyor, Türkiye'de kalıyor ve atletizm camiasına büyük yakınlık duyduğundan Amatör Atletizm Kulübü'nün ikinci jenerasyon
başkanlığını ve genel sekreterliğini yapıyor. Nasip Baba'nın özelliği, her sporcu şeyin amatör atletizm kulübü olarak miniklerden alarak onlara malzeme vererek, o yokluk 50'li yılların yokluk zamanında malzeme vererek, gıda yardımı yaparak onları amatör atletizm kulübü elit atleti şekline getirerek ve her yıl amatör atletizm kulübü Galatasaray, o zaman jandarma gücü çok kuvvetliydi, onlarla beraber 6 takım içine girerek her sene atletizm yarışlarında kulüpler arasına, final yarışlarına girme başarısını Lassi sayesinde göstermiştir. Lassi Kızılay'da aynı zamanda ana caddede bir evi vardı ve orada abajur, lüks sosyeteye abajur yapardı. Bütün atletler orada toplanır, çeşitli oyunlar oynanır. Oradan tekrar antrenman saatinde sahaya dönülür. Bu şekilde çok renkli kişiliği olan bir Macar asırlı Türk diyebileceğimiz değerli bir büyüğümüzdü. Allah'tan kendisine rahmetler diliyorum. Ve bildiğimiz kadarıyla da devletin yani Lassi Baba'ya ya da kulübümüze büyük bir desteği yoktu. O kendi şartlarıyla yapıyordu bütün bunları. Tabii o sosyeteye abonur sattığından çok büyük paralar kazanıyordu. Sık sık yurt dışına gidiyordu. Almanya'dan atletizm malzemeleri getiriyordu. Büyük yardımları olmuştur Mösyövesi'nin. O arada yalnız kaldığından babam da Ankara İmar Müdürü'ydü. Ona teklif ettiler. Babam 5 sene amatör atletizm kulübünün başkanlığını yaptı ve o sırada da bizim atletizm sahası bir gariban yeri gibiydi. Gece kondulardan fakir çocuklar falan geliyor falan. Tenis kulübünde de yemekler veriliyor. Burası bir sosyete yeri falan. Onlara bir yakınlık sağlamak üzere kendi marangozlarına Amerikan barlar yaptırdı giriş yerinde ve akşamları bütün eski atletler, Fahir Özgüler, Aydın Onur, eşleriyle, sevgilileriyle hepsi oraya gelerek aynı tenis kulübünün o müzikli hayatını orada 5-6 sene yaşama imkanını buldular. O şekilde çok güzel günlerimiz geçti. Büyük arkadaşlık, büyük sevgi, yurt dışında büyük fedakarlıklar. O şekilde renkli bir yaşantımız oldu. Hocam yine bir soruyla başlıyorum size. Belki de soruların en zoru, insanın yakınlarını ve kendisini anlatması zor bir olaydır. Sizden ricam, abiniz Işıl Özışık'ı anlatabilir misiniz efendim? Işıl Özışık, 1952 yılında Şetvan Toker'in himayesinde sırık atlamaya başladı. 1956 yılında Gençler Türkiye rekorunu kırdı. Yaşı küçük olduğu halde o yıllarda birinci, ikinci, üçüncü kümeler vardı. Bir anda birinci kümeye terfi etti. Gençler rekorunu çok daha ileri getireceği halde büyüklerde yarışmaya başladı. Sınırlı bir bayan atlet vardı. Onlarla beraber Aycan Öner, Gülçiray, Sevim Barulay, Sevim Çilingir, İran-Türkiye müsabakasına şah zamanında 1956'da gittiler. Ve orada büyük başarılar elde ettiler. Genç takım takviyeli o zamanki federasyon İran'a götürmüştü onları. İlk seyahatleri o şekilde başladı ve şah büyük yakınlık göstererek hepsine özel hediyeler verdi. O abimin Amerika'daki evinin bir köşesinde o verilen özel kalkma tabaklar, şitler falan olduğu gibi durmaktadır. Daha sonra 1960'ta 4-10'la 4-1'den Muhittin Akal'a ait 1949'da kırılan rekoru 3 defa kırarak 4-10'a getirdi. Ve 1965'e kadar milli takımın birinci adamı olarak yarışmalara metal sırıkla devam etti. Ondan sonra iş hayatına atılarak Dil Tarih, Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirerek bir müddet Ankara'da asistan olarak çalıştı. Daha sonra resim çalışmalarına devam ederek dünya çapında ressam oldu. Şu ana kadar belki 200'ün üzerinde Amerika, Paris, Londra ve Türkiye'de çeşitli ödülleri var. Her sene 4-5 sergi açarak yaşamına sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Şimdiki yaşı da 80 yaşında. Maşallah maşallah. Sinan abi merhaba tekrar. Şetvan Toker, çoğumuz tarafından bilinmeyen ama atletizme çok büyük gönül vermiş ve o zaman da çok büyük işler yapmış birisi. Onun hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Şetvan Toker'in yaşam şekli atletizmdi. 1940'lı yıllarda
başlayan atletizmi o zaman en iyi derecesi 3.75 metal sırık ve herkese antrenörlük, babalık yapan Vehbi Koç'un yanında çalışan, o yokluk içinde o anda Türkiye'de bisiklet yok, bisiklet istiyorsunuz, o size oradan bisiklet temin ediyor ve büyük fiyat indirimlerle aynı zamanda bütün hayatı atletizmde geçiyor. 40 yaşına kadar sırık atladı. 1961-62 yıllarından itibaren o zaman atletizm ajanı denirdi, şimdiki atletizm ilk temsilcisi. Çok başarılı oldu. Hediyeli müsabakalar düzenleyerek yeni gelen çocukları ödüllendirdi. Muhteşem çalışmalarla 1970'lere kadar o şekilde devam etti. Daha sonra baş hakem olarak yine atletizme hizmetler verdi. Ve ölene kadar atletizm sahasından ayrılmadı. Bu şekilde atletizm dışında da idareci olarak muhteşem çalışmaları olmuştur. Kendisini saygıyla anlıyoruz. Hocam yine rahatsız ediyorum. Sizden bilgi almak istediğimiz yine çok önemli spor camiamızın iz bırakmış sporcularından Muhittin Akın hakkında bilgi verebilirseniz seviniriz. Muhittin Akın 1930'lu yılların sonunda atletizme başlamış ve o zamana göre fizik olarak muhteşem bir görüntü, 1.85 boy, çok yakışıklı bir sporcu. Aynı zamanda da şimdi olduğu gibi teknik branşlarda mesela çok zayıftı Türkiye. Ama Muhittin Akın sırık atlamada Balkanlarda girdiği her yarışmada 1, 2 ya da 3. oldu. 1949 yılında 4 metre 1 santim atlayarak uzun yıllar kırılmayacak Türkiye rekorunu kırdı. Yaşantısında özel Harley Davidson motosikleti vardı. Onunla gelirdi. Espri tarafı, sprinti son derece zayıf bir atlet arkadaşımızdı. Espri yaparlardı. 13 saniye koştu, lifini kopardı diye Aydın Onur bayağı esprili şekilde onu anardı. Ona rağmen o yavaşlıkla 4-1 gibi muhteşem bir derece atlayarak o ülke Balkan rekorunu kırmış değerli bir büyüğümüzdür. Senel abi, rüzgar gibi bir adam vardı Fahir Özgüden. 400 metre engelli, 1959 yılında 52.9 olarak gerçekleşti ve uzun yıllar kırılmadı. 400 engelli kendi talebesi olan Cengiz Akıncı ancak evvele edebildi. Fahir Özgüden uzun yıllar atletizm yaptıktan sonra federasyon üyeliği yaptı. Ve o şekilde atletizme yardım ederken beyninde beyin tümörü çıktı. Buna rağmen ameliyat olarak tekrar yaşantısına devam ederek atletizme hizmet etti. O yıllarda boş zamanlarımızda bütün atletler pazar günleri futbol oynardık. Ameliyatlı haliyle gelir biz de futbol oynardı. Bir aile atletizme hizmet ettikten sonra, üçüncü ameliyattan sonra genç yaşında kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Atletizm hizmetleri çok büyüktür. Hocam yine bilginize başvurmak istiyoruz. Bizi aydınlatırsanız çok mutlu olacağız. Eski sporcularımızdan, camiamıza büyük katkılar olmuş milli bir ağabeyimiz Toma Balcı hakkında bilgi verirseniz seviniriz. Toma Balcı 1940'lı yılların sonunda çekiş atmayla atletizme başlamış. Rum kökenli İstanbul Türküdür. Ve o tarihlerde milli takımın 1/4'ü İstanbul'da yaşayan Rum Türklerinden oluşmaktaydı. Toma Balcı daha sonra yine çekiş atmada yıllarca rekoru kalan Stelepulos, Lambridis, Toderi Yordanidis 400 metre, Malama Hamlacı gibi birçok Rum atlet Türk atletizmine hizmet etmiştir. Toma Balcı 1951 yılında 51 metre 80 santimle o yıllarda çok büyük derece sayılan Türkiye rekorunu kırmıştır. Ve Balkanlarda da devamlı ilk üçe girerek atletizme hizmet etmiştir. Çok güzel bir vücut yapısı olduğunda o yıllarda Yeşilçam kendisine teklifte bulunmuş ve Tarzan filmini çevirtmiştir. O yıllarda Türk sinemasında bir hayli seyirci çeken bu film için özelliğiyle ismini de Tamer Balcı olarak
Türk artist gözüksün diye Yeşilçam ismini değiştirmiş ve renkli yaşantısını hiçbir zaman İstanbul dışına, Yunanistan'a gitmeyerek bütün yaşantısını İstanbul'da devam ettirmiştir. 6-7 Eylül dolayısıyla Rumlara yapılan o tarihteki büyük baskılar dolayısıyla birçok atletimiz Yunanistan'a geçmiştir. Ama Toma Balcı ömrünün sonuna kadar İstanbul'da yaşantısına devam etmiştir. Sinan abi, Aydın Uluz müthiş bir yetenek. Özellikle 100-200 metrelerde o toprak pistte ve o çivilerle koştuğu dereceler inanılmaz dereceler. Onunla da ilgili sizden güzel bilgiler almak istiyoruz biz. Aydın Onur, atletizmin entelektüellerinden biriydi. Kız arkadaşları bile Ankara'da yaşayan Elçilik'teki yabancı güzel kızlardı. Onlar bize o zamanlar evlere davet ederler. O yokluk yıllarında Pekin'den alınan Coca-Cola'lar, pastalar bize ikram edilirdi. Aydın Onur o şekilde çok renkli bir yaşantıyla sprinter olarak Türkiye atletizm hayatına 50'li yılların başlarında girmiştir. Aynı ekol Fahir Özgü'den Ekrem Koçak, Aydın Onur, Çetin Şahiner, Atilla Köksal gibi o yılların Türkiye'nin en iyi atletleri Cahit Önel gibi hep bir arada atletizm sahasında büyümüşler. Ve Aydın Onur kısa sürede sprinter olarak Fenerbahçeli meşhur sprinterleri de geçerek ilk olarak 16-10'la Türkiye rekorunu Cezmor'un, Muzaffer Selvi'nin rekorunu egale ederek 50'li yılların sonlarında atletizmde ismini duyurmaya başladı. Daha sonra sık sık hem sırık atlamada hem 100 metrede milli olarak, uzun atlamada da ayrıca yine 7 metre 27 santimle çok başarılı bir performans göstererek atletizm yaşamına devam etti. Mısır'da yapılan yarışlarda 15-10'dan Türkiye rekorunun tek başına sahibi oldu. Ve uzun süre Orta Doğu Teknik Üniversitesi spor bilimlerinde çalışarak spor yaşamına devam etti. Daha sonra huzur evinde yaşantısına resimle beraber devam ederek çok yakın bir tarihte kendisini kaybettik. Çok başarılı, çok entelektüel bir atletizm seven bir abimizdi. Kendisini saygıyla anıyoruz. Hocam yine değişik bir soru sormak istiyorum. Kulüp yarışmalarıyla ilgili ve spor malzemeleriyle, pistlerle ilgili bizi aydınlatırsanız seviniriz. Yeni gençler bunları pek bilmiyor. Bütün statların 6 kulvar atletizm pisti vardı. Futbol sahalarının hepsinde 6 kulvar atletizm pisti vardı. Zonguldak'ta, Balıkesir, Ankara, İzmir, İstanbul'da hepsinin 6 kulvar toprak pisti vardı ve kulüpler arası 6 takım arasında yapılırdı. O yıllarda anarşi olmadığında genelde finallere jandarma gücü, hava gücü, kara gücü atlı kulüpler muhteşem rekortmen atletlerle beraber katılırdı. Ve bunlara ek olarak Zonguldak'ta Kemal Köksal, eski ciritçi, sonra il müdürü olan değerli arkadaşımız Stat Atletik diye bir kulüple devamlı finallere girdi. Unutmadan Fenerbahçe 1920'li yıllardan itibaren muhteşem bir atletizm takımı kurarak her yıl girmiştir. Galatasaray buna karşılık 1953 yılında atletizm şubesini kapatmış. Bir tek Cahit Öner kulüpten ayrılmayarak yaşam boyunca Galatasaray'da yarışmıştır. Ayrıca Galatasaray tekrar 1964 yılında şubeyi kurarak atletizmde başı oynayan takımların başında gelmiştir. Diğer yandan İzmir'de Karantina Atlı Spor Kulübü o yıl 6-7 tane milli takıma eleman veren İzmirli atletleri bünyesinde toplayarak yine kulüpler arasına iştirak etmiş. İstanbul'da Kurtuluş ve Beyoğlu Spor Atlı iki tane İstanbullu Rumların ağırlıkta olduğu kulüp yine finallere katılma başarısını göstermiş. Daha sonra 60'lı yıllarda Seyfi Alanya'nın kurduğu Mersin Amatör Atletizm Kulübü son derece başarılı çalışmalar yaparak 8-9 yıl Türkiye şampiyonu kulüpler bazında şampiyon olmuştur. O yıllarda sırık atlama ve yüksek atlama
toprakların üzerine atlayarak, kumun üzerine atlayarak yapılmaktaydı. Teknik olarak da binme tarzında atlanan stilde sırt üstü toprağın üstüne düşülüyordu. 2 metre 2 santimde Türkiye rekortmeni olan Çetin Şahiner'in 1.96 boyuyla 2 metreden sırt üstü bir toprağa düştüğünü düşünebiliyor musunuz? Ve adam sakatlanmadan yaşam boyu 35 yaşına kadar atletizmi bu şekilde devam ettirdi. Hakikaten çok büyük fedakarlıklarla, yokluklarla atletizmi bu şekilde devam ettiren değerli büyüklerimizdir. Hocam bilmeyenler için söylüyorum. Kuma düştü dediğiniz zaman o konuyu biraz açar mısınız? Nasıl bir kuma düşüyor? Hangi sporcular düşüyor? Ankara atletizm, müstakil atletizm sahası bu işi geliştirerek sırık atlamada 50 santim yüksekliğinde bir kum birikintisine talaş katarak, yumuşatarak o şekilde bir atletlere kolaylık sağlıyordu. Yüksek atlamada da yine 30-40 santim yüksekliğinde talaşla karıştırılmış kumun üzerine atletler sırt üstü düşmekteydi. O sert kumun darbeyi azaltsın diye bunlar ilkel bir yöntem anladığım İlkel yöntemle devam ediyordu. Evet. Zamanın teknolojik yöntemi. Evet ama evet. Bütün dünyada da aşağı yukarı 60 yıllara kadar bütün atletler o şekilde yaşadı. Daha sonra o sünger minderler ve diğer şeyler bizden bir 5-6 sene önce başlamış oldu. Hocam bilinmeyen çok ince detaylara değiniyorsunuz. Kumdan kurtulmanın yolu nasıl çözüldü? Naim Orhan çok yaratıcı bir federasyon başkanıydı. Fabrikada görmüş Tokyo terlik artıklıkları kesilmiş vaziyette rulo halinde dururken bunları bizim sırık atlama havuzuna koyalım iyice yumuşak yere düşsün diye bunları getirdiler. Yüksek atlamaya da kondu. Daha sonra üstüne normal 20 santimlik sünger minderler konarak bu şekilde teknoloji Türkiye'de sağlanmış oldu bir yerde. Çözüm yeni atletler oldu değil mi hocam? Tabii Nail'im Orhan yıllarca... Pratik yaratıcılık. Türkçeden iyi İngilizcesi vardı. Amerika'da eğitim yapmış. Askerliğini Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde tercüman olarak yapmış. Son derece entelektüel değerli bir büyüğümüzdü. Disk atmada Türkiye rekortmeniydi. 4 devre Atletizm Federasyonu Başkanlığı yaparak Türkiye'de bir rekor kurmuştu. Atletizm sevenlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.